Değerli kardeşlerim, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Cehennemden kaçmak için ne yapılabilir? Cehennemden korkmak, cehennemden kaçmak veya Allah'tan korkmak. Aslında bu tabirlerin iyi yerleştirilmesi gerekiyor. Bir insan cennete koşarken de cennete gider, cehennemden kaçarken de cennete gider. Yani cehennemden cehennemden kaçmak demek cennete koşmak demektir aslında. Nasıl ki annesinin şefkatli sinesinden korkan bir çocuk yine annesinin şefkatli sinesine sığınır. Yani annesinin tokatından korkarken başka bir yere sığınmaz. Yine annesinin şefkatli sinesine sığınır. Demek ki insan Allah'tan korkarım derken Böyle insanların insanlardan kork korkması tarzında bir korku değil. Allah'ın gadabından rahmetine sığınmak. Allah'ın cehennem hapishanesinden cennet saraylarına koşmak. Dolayısıyla cehennemden kaçmak demek, Allah'tan korkmak demek bu şekilde anlaşılırsa inşallah daha iyi aklımıza ve kalbimize yatar. Diğer taraftan çocuklarımızı zaman zaman bak Allah yakar, Allah cehenneme atar şeklinde korkuttuğumuz oluyor. Böyle bir korkutma sisteminin hem eğitim sistemine hem de o çocuğun çocukluk dünyasına uygun olmadığını söylüyoruz. Neden? Çünkü çocuk kendisini yakacak olan bir Allah'ı niye sevsin? Allah muhafaza. Farkına varmadan o çocuğumuzu haşa Allah'a düşman etme riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. Veya cehennem fikriyle, cehennemden korkutma ve aman yanma fikriyle çocuklarımızı iyi şeylere yönlendirmek de doğru değil. Evet, günah işleme seviyesine gelmiş, buluğa ermiş, nefsi emmaresini gizlemekte zorlanan, öfkesini, o delikanlılığını yanlış yerde kullanmaya doğru koşan, gençleri özellikle nefsinin dizginlerini tabiri caizse dizginlerinin eline vermiş kendisini böyle bir delikanlıyı o cehennem azabından korkutmak için Allah'ın azabını, gadabını hatırlatmak bir ibadettir ve onu da bunu hatırlaması gerekiyor. Ta ki nefsi emmaresini oradan caydırsın ve Allah'ın rahmetine koşsun. Cehennemden kaçsın. Ama çocuklarımız için özellikle o ter taze, seri tesir, çabuk üzülen, endişelenen o küçük nazenin yavrularımız için cehennem ve Allah'ın gadabı fikrini değil, cennet ve Allah'ın rahmeti fikrini ön plana çıkarmamız gerekiyor. Nitekim henüz buluğa ermemiş, <laughs> akıl balık olmamış çocuklarımız yaptıklarından sorumlu değiller. İyilik yaparlarsa karşını alacaklar, ama kötülük yaparlarsa ondan sorumlu değiller. Öyleyse cehennemden kaçmak demek Allah'ın hapishanesinden Allah'ın saraylarına koşmak demektir. Allah'tan korkmak demek Allah'ın gadabından Allah'ın rahmetine sığınmak demektir. Peki Allah'ın gadabından nasıl rahmetine sığınılır? Her haramı terk etmek cennete koşmak demektir. Her farzı yerine getirmek demek cennete koşmak demektir. Ve her haramdan sakınmak Allah'ın gadabından rahmetine iltica etmek demektir. Cenab-ı Hak bu duyguları hayatımızın her alanına yaymayı nasip eylesin.